çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Profesör Doktor Nurdoğan Rigel'le beraber, sevgili hocamızla beraber Türkiye'deki partilerin seçim yaklaşırken siyasal iletişim çalışmalarını değerlendirmeye devam ediyor hocamız. Şimdi partiler bazında devam edeceğiz ama şunu da sormak istiyorum hocam. Özellikle seçimler yaklaşırken partilerin siyasal iletişim çalışmaları içerisinde bir reklam veren konumuna gelmesi. Çünkü televizyon reklamlarıyla, gazete reklamlarıyla sürekli halka ulaşmaya çalışıyorlar ve medyada bu noktada reklam alan, siyasileri bir müşteri olarak aynı zamanda kendine reklam veren konumunda gören bir platforma dönüşüyor. Medyayı sizce nasıl etkiliyor bu ve bu reklam alma kısmı aynı zamanda medyanın görevini yapma kısmını da engelliyor mu, etkiliyor mu? Evet, çok iyi tanımladınız. Bir reklam veren durumuna geliyor. Aynı zamanda da medya organizasyonları bu çerçevede ciddi miktarda meblağlarla yer ve zaman satıyorlar siyasi partilere. İşte gazete ise yer satıyor, televizyonsa, radyosa zaman satıyor, en değerli zaman dilimlerini satıyor. Evet. İşte prime time dediğimiz televizyondaki en değerli zaman, radyolardaki drive time dediğimiz zamanlar satılıyor. Ve bu çerçevede de medya organizasyonlarının aslında prestiji en yüksek alanları, içeriği belirleyen ve marka olmasını, bir medya organizasyonunun marka olmasını sağlayan her zaman haber merkezleridir. Haber çünkü halen en prestijli bir metin hazırlama sistemidir, habercilik. Çünkü içeriğinde bir gerçek vardır. İçeriğinde medya tüketicisini ilgilendiren, onun adına hazırlanmış bir metin olma iddiası vardır. Bu çerçevede de her şeye rağmen, bütün sıkıntılarına rağmen haber merkezleri, işte gazetelerin, televizyonların halen en değerli alanları. Onları marka yapma gücüne sahip bölümler, departmanlar. Fakat siz bir anda medya organizasyonu siyasilere, partilere yer ve zaman sattığı andan itibaren habercileri otosansür yaşamaya doğru itiyorsunuz. Daha hiç kimsenin belli konularda bunu haber yapalım mı diye konuşma şansı bile kalmıyor. Dokunulmaz alanlar yaratıyorsunuz. O dokunulmaz alanlar bu 3 aylık, 1 aylık dilimlerde artıyor, giderek artıyor. Ama aynı zamanda da şöyle bir durum var. Bizim medya tüketicisi olarak, seçmen olarak, vatandaş olarak, yurttaş olarak adaylardan, bölgemizdeki adaylardan, parti liderlerinden en fazla onların karakter yapılarıyla ilgili olarak, kişilik özellikleriyle ilgili olarak, belki de aile yapılarıyla ilgili olarak kimle karşı karşıyayız, beni kim temsil edecek, bunu öğrenebilmek için tek şans alanımız, zamanlarımız bunlar. Bu zamanlar bir anda medya organizasyonlarını satın alma diyelim, tırnak içinde reklam üzerinden satın almayla birlikte haberciliğin susturulduğu bir alana dönüşüyor. Özellikle de araştırmacı gazetecilik dediğimiz en güçlü alanı, özel haber üretebilmek için en güçlü alanını siz bir anda kapatıyorsunuz. Sadece şunu yapma izni veriliyor haber merkezlerine, bülten gazeteciliği yapıyorsunuz o zaman. İşte size halkla ilişkiler olarak verilmiş diyelim metinleri haberleştiriyorsunuz. Tek yapabildiğiniz saat 2'deki mitingin materyali size saat 12'de veriliyor. O 2 saatlik süre içinde onu daha iyi işleme şansına sahip oluyorsunuz. Yapabileceğiniz gazetecilik bu oluyor. Tabii ki bunun ismi de gazetecilik olmuyor. Siz bültenleri, siyasi partilerin bültenlerini hazırlayan, neredeyse ücreti önceden ödenmiş
danışmanları gibi çalışmaya başlıyorsunuz bu anlamda. Gazeteciliğinde, özellikle araştırmacı gazeteciliğin geçici olarak diyelim, susturuldu, işini yapamaz hale geldi. Bu noktada da gazetecileri otosansürü çok ciddi şekilde yaşadıkları bir zaman dilimine dönüşüyor siyasi kampanya dönemleri. Evet, bunun yanında prestijin de gerçekten maalesef çok düştü dönemler halkın gözünde de meslek anlamında. Evet, güven araştırmaları da zaten hep onu gösteriyor. Evet. Maalesef giderek düşüyor bir meslek olarak. Gazetecinin kamuoyundaki güven algısı sürekli düşüyor. Evet, bizim için maalesef üzücü bir durum bu. Peki biraz daha partiler bazında o zaman devam edelim. Ben öncelikle Halkların Demokratik Partisi ile başlayalım istiyorum. Halkların Demokratik Partisi, HDP'nin biraz seçim çalışmalarını konuşalım, doğrularını, yanlışlarını. Ama rica edelim yönetmenimizden Halkların Demokratik Partisi'nin bir reklam filmini izleyelim. Bakalım hangi öğelere yer verilmiş, neler kullanılmış. Ich wähle die HDP für eine freie und demokratische Zukunft. Irkçı, tekçi, gerici, inkarcı zihniyete karşı oyum HDP. Sonra peşe roja zarı kekwe, eci denge kurdu. Ölme aldı, ölme ölme, kim oylar HDP. Jiboy azadiya jina, hevde güçlük rayı kubutna HDP. Dilbusu tarihi be, denge kubutna HDP. Dinek yayla jiboy şkandına zihniyete, cinsiyet parizi, denge kubutna partiya demokratika gelen. Demedi azadiyo aşitiye rayı kubutyan HDP. Bu sebep de o faşizm, dibişmediye kepakobi. ضرر لا عامل بثنهر الكل وديلونولو عمو سريو موفا احنا كبعينا قيامتو حاسدو لشانو عامد بثنهر وعمل نفق مورو لهدفك نفق مورو لازم قد روحي تطلبين اكاشيرو تركولي في يومو باسيم بانقا ما اشقالي اتي دو ري قبضن هدفي وفيشيا قبلا ما وفرمانا بيقضن تم عليفلر ده Hak ve hak, adaletin temsilcisi HDP'ye oy vermeye çağırdı. Bu Davi Anina Kırkırına Çandı, o Avakırına Çanda Demokratik, Denge Mej HDP. Denge Fadına HDP. Demokratik temsil değil, oylar HDP. Denge Fadına HDP. Demokratik ve özgür gençlik için oyum HDP'ye. Katliamların son bulması için oylar HDP'ye. Barajları yıkmak için oylar HDP'ye. Sesleniyorum, tüm oylar HDP'ye. Şiboy Çanlı Ömer Agela, Denge Hıntı HDP'ye. Mor Yanki Amar, Mert Kıvener'e HDP'ye. Daha güçlü ve eşit kadın istihdamı için vereceğimiz HDP. Alternatif bir yaşam mümkün. Oylar HDP'ye. Evet, şimdi Halkların Demokratik Partisi'nin Avrupa'da özellikle yayınlanan, Avrupa'daki gurbetçilerden oy almak için kullanılan reklamı. Biraz sanıyorum Avrupa'da yaşayan Kürt vatandaşlara hitap etmiş. Çünkü zaten Kürtçe değil, evet. Kürtçe olduğu için kendisini otomatikman kapatmış bu noktada. Çünkü hiç kimsenin anlayabilme ihtimali yok. Dışında Kürtçe bilmeyenlerin, Kürtçe bilmeyen Kürtlerin bile anlayabilme ihtimali yok. Sadece işte görüntülerde bir çoğulculuk var, renklilik var, coşku var, sürekli bir topluluk olarak gösteriliyor. İçeriden figür çok az görüyorsunuz. Hep bir birliktelik, hep bir topluluk, hep bir sosyal dayanışma özelliği var. Ama tabii ki sloganlarını anlama ihtimalimiz olmadığı için slogan bazında çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çoğulculuk ve renklilik, sosyal dayanışma ağırlıklı. Evet, bir de farklı seslere yer veriyoruz, ötekileştirilenlere yer veriyoruz gibi hep seçim kampanyalarında vurgusu var aslında HDP'nin. Yani bu Selahattin Demirtaş'ın mitinglerinde de var,
seçimle ilgili yaptıkları çalışmalarda da var. Biraz da burada da sanıyorum, bu reklamda da yine ona yer vermiş. Ezilenlerin, mağdur olanların ya da ötekileştirilenlerin partisiyiz gibi bir çıkışları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda biz öteki olduk baktığınız zaman. Dil bazından kapattığı için sadece biz, bize reklam olmuş. Şu anda karşısında dili bilmediğimiz için dil bir bariyer olarak, engel olarak kurulmuş ve ötekileşen biz oluyoruz. Belki de bize onun nasıl bir şey olduğunu yaşatmak anlamında da olabilir. Bir alt metin olarak, alt metin okuması olarak sadece görüntüler üstünden okuma şansı bırakıyor. Evet, bir Avrupalı seçmene hitap ettiği mekanlarla kendisini belli ediyor. Ve genç jenerasyon, orada 3. 4. jenerasyon Türk ve Kürt jenerasyonumuz var tabii ki. Onları da dahil etmek için hazırlanmış. Ve halen bir giysilerle olsun, yaşam biçiminin çünkü göstergesi netice itibariyle o giysiler. Bir çeşit onları bu reklam için mi kullanmış yoksa hep öyle mi Avrupa'da da zannetmiyorum bu şekilde giyindiklerini ve bir çeşit folklorik özelliklerle sahnelenmesi meselenin gerçekçi boyutunu ortadan kaldırıyor sanırım bu haliyle. Bir kurgu oldu ve kurguyu bizim hissetmememiz lazım. Doğal olması gerekirken o kurguyu buradan o folklorik kıyafetlerle anlayabiliyorsunuz ve o anlamda da çok sıcak gelmiyor. Halbuki insan sıcağının içinde o gruplaşmalar, çoğulcu yapıyı görüyorsunuz. İnsan sıcağı olmasına rağmen kullanılan giysilerle biraz onu aşmış gibi duruyor. Biraz daha etnik kimliği öne çıkararak hani belki de o giysilerle, çünkü bir etnik kimlik köken meselesi var neticede Halkların Demokratik Partisi'nin. Biraz da ona sahip çıkıyoruz, onu hiçbir şekilde bırakmıyoruz'un karşılığı mıdır acaba görsel olarak? Belki, ama hayatın içinde böyle yaşamadıkları çok ortada. Sanki bir folklor takımını izliyorsunuz oluyor netice itibariyle. Bir folklor gösterisine sanki şahit oluyormuşuz gibi. İşte dil bariyerini kullanması, gerçekliği bu şekilde kurgulaması ve kurguyu çok fazla ön plana çıkartması biraz rahatsız edici oluyor. Halbuki baktığınız zaman öyküleme tarzında o çoğulculuk var, bir aradalık var. İnsanları hiçbir şekilde tek başına bırakmadığını, Avrupa'da yaşıyor olsalar bile ve büyük şehir hayatını deneyimliyor olsalar bile tek başına olmadıklarının da göstergesi. Bir partinin de zaten temel mesajının bu olması gerekiyor. Sizi hiçbir zaman sorunlarınızla baş başa bırakmayacağız, sorun çözücü olacağız. Söylem üretimin merkezinde bu olması gayet güzel, gayet olumlu. Ama işte dediğim gibi dilin bariyer olarak kullanılması ve gerçekte yaşamadıkları tarzı aşırı kurgu olarak sunmaları olumsuz tarafları. Evet, aslında Halkların Demokratik Partisi HDP bir yandan da Türkiye Partisi olarak kendini konumlandırmaya çalışıyor ama konuşmanın başında da söylediğiniz zaten kemik kitleye değil, oy alamayacağını düşündüğü kitleye hitap etmesi gerekir derken tam da bu noktada Avrupa'da yayınlanan reklam filminde aslında bir Türkiye Partisi olmayı hedefleyen HDP belki kendisine oy verme ihtimali olan ve Kürtçe bilmeyen Türk vatandaşlarının oyunu kaçırıyor. Dışarıda tutuyor. Bu işte kendi milli havayolumuz olduğu için marka söyleyebiliriz herhalde. Türk Hava Yolları'nın uluslararası uçuşlarla ilgili reklamlarını sürekli Türk kanallarının da vermesi gibi bir şey oluyor. Evet. Yani uluslararası uçuşlarda siz başta işte uluslararası haber kanalları olmak üzere onlara bu reklamı dağıtmanız gerekirken bizim içeride bunu tüketmemizin hiçbir anlamı olmuyor. Zaten yurt dışına gideceksiniz, ilk tercihiniz her zaman Türk Hava Yolları olacaktır. O zaman niye bana onu reklamını yapıyorsun ki? Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki şunu da sormak istiyorum.
Tabii Halkların Demokratik Partisi maddi açıdan çok kaynağı olmayan bir parti. Dolayısıyla çok ciddi prodüksiyonlarla, paralar harcayarak bir takım reklam çalışmaları gerçekleştiremiyor. Bunun prodüksiyon kısmını halletse bile kanallarda bunu yayınlamak çok ciddi bedeller istiyor. Dolayısıyla daha ziyade sloganların verildiği, işte parti logosunun verildiği ve parti müzikleriyle desteklenen bir seçim çalışmaları var. Özellikle de bunu sokakta yapıyorlar. Ve bizler meclise sloganları, temel sloganları da bu. Bizler meclise. Bu slogan üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü o hep ötekileştirilen dediğimiz insanlara bir vurgu var sanıyorum bizler meclise derken. Biz ve öteki karşıtlığı üzerinden artık sıra da bizde anlamında. Ve bir de sanırım Selahattin Demirtaş'a bu anlamda omuzlarına çok şey yükleniyor. Bu dediğiniz ekonomik sıkıntılar tanıtım sürecine de, o kampanya sürecine de tabii ki etkiliyor, büyük ihtimal etkiliyor. Neticede pek çok yerde medyada birinci sayfada çok akıllıca, çok zeki çıkışlarla Sayın Demirtaş'ın haber olması bir anlamda en büyük başarısı, HDP'nin en büyük başarısı ya da şansı dememiz gerekiyor. Çok başarılı bir liderleri var. İletişim anlamında baktığınız zaman işte çıkıp da grup toplantısında bir cümleyle grup toplantısı yapması. Tarihin işte en kısa grup toplantılarından biriydi hocam. Ama bu demin anlattığımız o sustuğunuz zaman da oy geliyorunun karşılığı, hep bu beklediğimiz tarzı, beklenmeyen tarzı da yaptığınız da kendinizden daha fazla söz ettiriyorsunuz. Kendinizi daha fazla güvenilir kılıyorsunuz. Daha fazla inanılır özellik barındırıyor lider. Ve daha da zeki oluyor diğerlerine göre, karşısında olanlara göre bir iletişim zekası var orada diyorsunuz. Dolayısıyla HDP'nin şu anda bu handikaplarına rağmen en büyük şansı lideri sanırım. Liderinin kurduğu iletişim biçimi. Daha başarılı bir siyaset yapıyor olması Selahattin Demirtaş'ın. Aslında şöyle de bir şey var, seçim müziklerinde de yine hani onlar bunu şaka yoldu, çok paramız olmadığı için kendimiz çaldık, kendimiz söyledik dediler ama Selahattin Demirtaş kendisi saz çalıp kendisi söyledi. Seçim müziklerini de aslında böyle yaptılar. Sizce bu daha böyle samimi, seçmene daha sıcak, bizden biri imajını yaratır mı? Stratejik bir durum mudur bu? Şimdi burada dediğiniz saz çal. İlla bu bölgedeki insanımız saz çalmak zorunda mıdır? Bir de bu da var. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Evet, hep türküler, hep bandanalar, hep poşular sanırım. O onlarla devreye giriyor. Görüntüler de hep bunlar var. İşte HDP dediğiniz zaman türkü söylemesi gerekiyor. HDP dediğiniz zaman saz çalması gerekiyor. Neden pop söylemez? HDP'nin de bir gençliği var. Demin sözünü ettik bu farklı alanlardan bir tanesi, işte MHP'nin yaptığı başarılı çalışmalardan biri dedik ki ilk defa oy verecekleri, gençleri dolayısıyla kendisine çekmeye çalışması. Şu anda diğer partiler için de geçerli bu. Siz böyle bir yaşam biçimimiz var ve bunun dışına çıkmayız. Ama burada gençleriniz var, işte Avrupa'da gençleriniz var, 3. 4. nesil gençleriniz var. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil bu gençlerimiz, Türkiye'nin her yerinde bu gençler var. Ve bunları siz sadece türkü söylemek ve saz çalmak çevresine sıkıştırdığınız zaman, o alana sıkıştırdığınız zaman, onun dışında sanki bir yaşam tarzı yokmuş gibi ve kendilerini de hep böyle tanıtıyor olmaları durduk yerde kısıtlanmış hissi veriyor. Dışarıdan baktığınız zaman bizim kültürümüz budur. Bu kültürde dışarıya açıklığı yoktur. İşte belli bir sınırları vardır. Bu sınırlar da bunlarla belirlenir. Halbuki biraz daha ufuk açıcı olması gerekmiyor mu? Biraz daha gençlerin farklı yaşam biçimleri olduğuna da o mesajlarda yer vermeleri gerekmiyor mu? HDP'li bir genç niçin gitar çalamaz? HDP'li bir genç niçin pop müzik söyleyemez?
ya da batılı, batı bir parça söyleyemesi. Onu da çok güzel herhalde başarabilir. Dolayısıyla bu ufuk açıklığını göstermeleri gerekiyor diyorum. Sürekli söylemlerinde bu var ama görsellerde ya da halka ulaşan reklam çalışmalarında bunu gösteremiyorlar. Hı-hı. Daha kısıtlı kalıyorlar diyorsun. Yani, türkü duyduğunuz zaman HDP'nin arabası geçiyor dememiz mi gerekiyor? Evet. Sanırım gerekmiyor. Bu kadar dar alana sıkıştırmanın çok mantıklı, rasyonel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tüm partiler için de geçerli bu. Peki, şimdi özellikle öteki üzerinden seçim kampanyalarını kurguladı dedik HDP. Kadınlar üzerinden özellikle eş başkanlık sistemi. Hı hı. Bunları da ayrı ayrı başlık olarak aslında yorumlamanızı isteyeceğim. Kadınlar üzerinden, LGBT bireyler üzerinden yine yani toplumda ezilen ve dışlanan herkes üzerinden hemen hemen kurguluyorlar. Gençler tabii ki gençlerin de bir ilgisi var HDP'ye. Bu yaklaşımları sizce artı mı kazandırıyor yoksa... Bizim gibi toplumlarda, maalesef hala LGBT bireylerin dışlandığı toplumlarda bu o oyunu almak istediği HDP'ye oy vermeyen, belki daha muhafazakar olan, oyunu almak istediği kitleyi olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Biraz onu da konuşalım istiyorum. Bu anlamda hep yine geliyoruz söylem üretim biçimlerine. Söylem üretim biçimlerinde de söylem seçkini ve söylem düşkünü dediğimiz bir ayrım var. İşte bu çerçevede de insan psikolojisi her zaman bildik bir şey, güçlüden yana tavır gösterir. Hele böyle bir seçim varsa, hele böyle bir neredeyse sürekli bir yarışma tarzında giden bir seçim varsa, birileri yarışıyor ise her zaman kazanın yanında olmak gibi bir talep vardır. Bu çerçevede de iktidar olacağı yakın olmak ve o zaman onunla birlikte kazanmış olmak, onunla birlikte bir şeyleri başarmış olmak psikolojisine giriyoruz. Ama bir de evet gerçekten söylem düşkünü olarak sesi duyulmayan, sesinin bir ölçüde artık kendisiyle birlikte sesinin de devreye girmesi gereken insanlar var. Bu söylem üretim sistemi içinde yer alması gereken insanlar var. Ana akım medyada konuşuyorum, bakın ben de varım demeleri gerekiyor bu insanların. Çünkü ne kadar görünmezseniz, ne kadar sesiniz çıkmıyorsa sürekli zaten potansiyel mağdur haline geliyorsunuz. Her türlü diyelim günlük yaşam içinde bile sokağa çıktığınız andan itibaren şununla başlıyorsunuz. Bugün yine bir başarısızlık beni bekleyecek diye başlamaya. Ve böyle bir psikoloji içine alıyorsunuz bu insanları. Çünkü hiçbir zaman dayanacağı, güveneceği biri yok ve sesini duyurabileceği birileri yok. Görünmez insan durumunda. Ve sanki hiç yaşamamış gibi, sanki hiç burada değilmiş gibi davranılıyor bu insanlara. Ve bu bakış teorilerinde son derece önemli bir şeydir bu. Birine bakışının değmesi bir çeşit onunla kedi öpücüğü almak gibidir. O kedilerin o sevgi dolu bakışlarını kedi öpücüğü tanımlaması getirilir. İnsanların da buna ihtiyacı vardır. Bir diğerinin çok kısa bir süre, bir göz açıp kapayıncaya kadar bir göz kırpması süresi içinde bile bir diğerinin bakışına ihtiyacı vardı. Bu iyi hissettirir. İletişimin karşı tarafı iyi hissettirdiği alanlardan biridir. Tabii ki güzel bakış, beraberinde güzel bakış, içinde yargılayıcı bir bakış değil, ötekileştirici bir bakıştır. Yani bu özellikler de var. Ama yine de beni de gör, ben de görülmek durumundayım, benim de bir sesim var, ben de bu dünyadayım, henüz bu dünyadayım diyen insanlarımız var. Ve bunlar için de birilerinin onları seslendirmesi gerekiyor, onları görünür kılması gerekiyor. İşte bu anlamda HDP gerçekten başarılı bir politikaya götürüyor. İlk başlangıç noktasının kadınlar üzerinden olması,
kadınımızın toplum içinde, Türk toplumu içinde sürekli bir söylem düşkünü olarak kabul edilmesi, hele şu anda son diyelim 10 yılda kadın cinayetlerinin %1400 artması, bu nasıl bir şeydir? Akılla açıklanabilir bir durum değil. İlk anda biz dedik ki bu Chicago'da yapılan, geçtiğimiz yüzyılın başında yapılan çalışmalar vardı. Bir suç dalgası çalışması. İşte herhalde dedik o Robert Bork döneminde, Herbert Gans döneminde yapılan bir suç dalgası gibi bir şeydir bu. Ta ki bu rakamlar açıklanıncaya kadar. Çünkü medyada bu cinayet öykülerinin çok verildiği dönemlerde o suç dalgasında görülüyor ki herhangi bir şekilde polis raporlarında değişim yok. Polis raporları hep aynı. İşte diyelim bir büyük şehirde her gün 24 saatte 5 tane soygun yapılıyor ise bu işte ertesi gün 6 oluyor. Medyada yansıması bir aynı soygun birkaç gazetede farklı farklı verildiği zaman gazete sayısıyla birlikte insanların, okurun algısında bir anda sanki çok fazla soygun var bu şehirde, bir suç şehri evet. oldu algısını getiriyor idi. İlk anda düşündük ki sanırım böyle bir işte suç dalgası başlatıldı. Medya çünkü ilgi gösteriyor diye bu kadın cinayetlerine, ama maalesef ortaya çıktı ki değil. Çünkü polis raporları işte Chicago'da olduğu gibi bir suç dalgası olmadığını, gerçek anlamda korkunç bir yükseliş olduğunu gösteriyor kadının. Ötekileştirilmesiyle birlikte gelen bir durum. Evet. Kadının rahatlıkla canının alınabiliyor olması ve karşılığında da bunu yapanlar üzerinden çok fazla müeyyidesinin olmaması. Çünkü suç ve ceza sistemi içinden giden bir adalet duygumuz var. Bu adalet duygusunu da ciddi şekilde zayıflatıyor. Burada bir suç var, işte kimse ceza almıyor. Neredeyse kimse ceza almıyor. Ceza alması gerekenler de sürekli ceza indirimiyle ödüllendiriliyor. Bunları da kamuoyu öğrendikçe ciddi bir vicdan yaralanması başlıyor. Bu ya da adalet duygusu zedeleniyor. Vicdanınız artık, evet vicdanınız kanamaya başlıyor. Bir süre sonra da bu toplumun içinde vicdanı olmayanların neredeyse en fazla ön planda olduğu düşüncesini veriyorsunuz kamuoyuna. Bir sosyopatların bu toplumda en fazla söz hakkı olan, en fazla eylem hakkı olan, sözün eylem bölümüyle de en fazla ilgilenebilecek kişilerin işte vicdanı olmayanlar üzerinden, o zaman ben ne hakkımı aramam bir anlamı var, herhalde hakkımı da aramamalıyım. Her türlü uğradığım mezalime de boyun verip geçmeliyim haline dönüşüyorsunuz. İşte bu kesimi en azından onların sözcüsü olmak, onların yanında olmak, şu anda oradaki kadın milletvekillerinin aktifliği, kadın belediye başkanlarının aktifliği, parti içindeki konumları, gördükleri ilgi ve saygı diyelim, gerçekten takdire değer. Bu anlamda sessizlerin sesi olmaya aday bir parti. Evet, aynı şekilde LGBT bireyler Hı-hı. ya da azınlıklarla alakalı. Hı-hı. Şu anda özellikle din üzerinden çok fazla siyasetin yapıldığı bir dönemdeyiz ve yine Halkların Demokratik Partisi bunu da vurguluyor. Özgür, eşit bir inanç anlayışı çerçevesinde yine kurguluyor. Yani dediğiniz gibi belki de tüm bu sesi çıkmayan ezilenlere sahip çıkıyor olması Halkların Demokratik Partisi'ne bir noktada belki insanların oy verirken vicdanlarına da hitap eden bir durum oluşturuyor. Ben zaten kadın cinayetlerinden şikayetçi, bu durumun acilen önlem alıp düzeltilmesi gerektiğini düşünen bir insansam, bu noktada bakıyorum kadına en çok değer veren parti Halkların Demokratik Partisi gözüküyor. Dolayısıyla gidiyorum, oyumu ona veriyorum gibi bir duruma gidiyor anladığım kadarıyla. Bu etkiyi yaratıyor. Sadece söz olarak kadını belli dönemlerde ön plana çıkartmak değil, kadın her zaman ön planda HDP'de.
Bütün aktivitelerin içinde kadın milletvekillerini görüyorsunuz, adaylarını görüyorsunuz, aday yoğunluğu, kadın aday yoğunluğunun HDP'de olduğunu görüyorsunuz. Yani sözüm budur, vaat ediyorum değil. Bakın söz veriyor ve yapıyor. Evet, hakkını savunacağı insanları aynı zamanda parti içinde de yerleştiriyor. Teşkilatın içinde de bulunmasını sağlıyor, aday da gösteriyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi sözü gerçeğe de taşıma, gerçekliğe de taşıma durumu var sanıyorum. Vaatle uğraşmıyor. Bunu hayatın içinde görüyorsunuz, yaptığını görüyorsunuz ve bu çerçevede güven duyuyorsunuz. Bu demektir gelecekte de bir şeyleri yapabilecek. Bu seçim meydanlarında kalmayacak, verdiği sözleri yerine getirebilecek duygusunu en azından yaşatıyor şu anda topluma HDP. Yani bu da aslında başta dediğiniz gibi çok ciddi meblağlar harcanmadan insanlara ulaşmanın bir başka yolu. Yani çok ciddi televizyon reklamları yok Halkların Demokratik Partisi'nin. Biz de o yüzden yayınlayamıyoruz. Ama dediğiniz gibi ne yapmak istediğini ya da vaadini uygulamalı olarak gösterdiği takdirde çok da gerek kalmıyor böyle çok paralar harcamaya sanırım. YouTube'da birkaç tanesini gördüm. Gerçekten son derece amatör video çekimler bunlar. İki tane kamerayla gerçekleştirilmiş ama şu yapılmış, reklamın o... Netice itibariyle hepimiz bir medya eğitiminden geçiyoruz. Özellikle o algı eğitimi dediğimiz bir süreçten medya tüketicileri olarak neredeyse şu anda televizyonun içine doğan nesiller, üçüncü nesil Türkiye televizyonun içine doğanlar anlamında. Görüntülerin üzerimizdeki etkisini çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede de reklam dediğiniz zaman bir metindir. Reklam bir metin, görsel işitsel bir metin televizyon reklamları üzerinden. Ve reklamlar başladı dediğinizde jingle'la birlikte, o müzikle, çekici müziklerle gelir ve beraberinde de güzel görüntüler, az söz. Mümkünse yine orada bir reklamın sloganı ile biten bir söz var. Ona uygun halde hazırlandığını görüyoruz. Her şeye rağmen iki kamera, son derece amatör çekimler var ama reklam formatına, reklam metin formatına uygun olarak hazırlanmışlar. Kısa, işte 30 saniyelik, çünkü televizyonda bizim algımız ona alışmıştır. Evet. Kısa, çarpıcı görüntüler. Tamam, burada bir onu yapamıyorlar belki, çarpıcı görüntüler yapılamamış profesyonel olmadıkları için ama az söz var. O sözlerde slogan ağırlıklı olması, evet bir siyasi reklamla karşı karşıyayım ve söyleyeceği şey neyse söylemiş ve bitmiş diyorsunuz. Ve orada da başarısız diyemeyeceğiz. Başarılı bir reklam metni hazırlamışlar iki kamerayla. Evet. Peki ben biraz daha Selahattin Demirtaş'ın hitabeti açısından değerlendirmenizi almak istiyorum. Gerçi konuşmanın başında birazcık bahsettiniz. Yani tek cümlesiyle gündem değiştirdi, slogan yarattı, seni başkan yaptırmayacağız cümlesiyle. Hatta HDP'yi destekleyen, desteklemeyen herkesin ağzına da pelesenk oldu bu cümle. Yani herkes kullandı. Dolayısıyla biraz da Selahattin Demirtaş'ın hitabetini değerlendirmenizi rica edeceğim. Yine hitabet sanatı üstünden bakarsak, etos, patos ve logos üstünden zaten orada konuşmacının özellikle hitap eden kişinin erdemli olması, eski Yunan'da erdem timsali, ahlak timsali olması ve belli kültürel değerleri de yansıtıyor olması bekleniyor. Daha sonra da ortamı duygulandırabilecek ambiyansta belli duyguları o izleyenler, dinleyenler üzerinde ortak duygu olarak yaşatabilecek bir lider olması, bir konuşmacı olması bekleniyor. En sonunda da kendi içinde bir diyalektik yapı, anlattıklarının bir diyalektik yapısı olması lazım. Yani basit bir şekilde neden-sonuç ilişkisi kurulabilecek aktarımlarının olması lazım. Bu üçünün de çok konuşmanız değil, bu tarz konuşmanız yeterli oluyor insanlar için.
Evet, bir slogan yaratabilecek diyorsunuz. İşte seni başkan yaptırmayacağız. İnsanların dilinde bir slogana dönüşüyor. Tarihin en kısa grup toplantısını yapma becerisine, zekasına sahip oluyor. Ve neden sonuç ilişkisi üstünden baktığınızda konuşacak değil de bizim yapacak çok işimiz var oluyor. Diğerleri gerçekten de AKP'nin hazırladığı slogan şu anda yaşayan ve yaşatanın HDP olduğunu görüyoruz. Biz yaptık, onlar konuşuyor. Yanlış slogan, yanlış partide mi acaba hocam? Yanlış partide oluyor. Oraya da evet, bizim konuşmaya zamanımız mı yok, biz eyleyeceğiz. Yani söyleyen ve eyleyen vardı söylem yapısında. Biz davranış önemli bizim için, eylemek önemli bizim için ve bu anlamda kitleyi motive etme gücü var HDP'nin gördüğümüz zaman. O nedenle lider anlamında son derece başarılı ve şanslı bir parti, tırnak içinde şanslı bir parti diyebiliriz. Özellikle o diyalektik yapıyı çok iyi kuruyor. Neden sonuç ilişkisini kuruyor. Ben yapacağım, yapmak için de zamana ihtiyacım var. Bir işi icraatları yapabilmek için zamana ihtiyacım var. Konuşarak zaman harcayamayacağım diyor. Çünkü siyasetçi dediğiniz zaman bitimsiz konuşmaların adamıdır siyasetçi. Evet. Ve onu derhal ezberden de konuştuğunu görürsünüz. Yani yüz yüze diyelim, arada ekran engeli vesaire olmadan karşılaştığınız zaman birinin siyasetçi olduğunu hemen bir grup içinde anlayabilirsiniz. Çünkü ezberdir, ezberlediği şeyler konuşuluyordur ve hiçbir gerçeklik duygusu da kalmamıştır. Artık ezberden konuşulduğu için gerçeklik ve sizin de onun erdemine, ahlakına, karakter özelliklerine, haber diyelim kaynak olarak güvenme ihtimaliniz kalmaz bir anda. Üç cümleden sonra siz alımlayan olarak ona gerekli notu verirsiniz ve olay biter. Çoğu zaman aslında belki de siyasilerin pot kırmasının sebebi de bundur hocam. Bu ezberleme süreci artık bir süre sonra o manevra kabiliyetlerini mi geriletiyor ve hiç beklemedikleri bir soru karşısında bir anda Türkiye'nin gündemine oturabilecek çok ciddi potlar kırabiliyorlar. Yani biz de bunu oturup sonrasında hep beraber konuşuyoruz, haberini yapıyoruz. En azından o potlar bile bir şey, o robotik özelliklerin dışına çıktıkları alanlar, en sevimli alanları belki de onlar siyasilerin. Ya onun dışında çok sevimli olduklarını hiç kimse söyleyemez. Evet. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Özellikle Halkların Demokratik Partisi'nde mali anlamda bir daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yapamama sıkıntısı olduğu için. Türk siyasi tarihine de baktığımızda gerçekten en çok parayı harcayan mı başarılı oluyor seçim kampanyalarında? Dünya genelinde, sadece Türkiye üstünden değil, dünya genelindeki rakamlar bunu söylüyor, böyle olduğunu söylüyor. En çok parayı harcayan siyasi parti, evet, kesin bir şekilde alıyor, iktidarı alıyor ya da iktidarı ortak oluyor. Böyle bir birleşen durum var. Böyle bir rakamsal veri karşılıkları var bunun. Ya da deminki diyalektik üstünden bakarsak neden sonuç ilişkisi var. Ne kadar çok para harcarsanız o kadar çok oy geliyor size. Ama şöyle bir şey var. 83 seçimlerinde bu 12 Eylül'den sonraki siyasi yaşamın Türkiye'de demokrasinin normali geçiş yapacağı Kasım 83 seçimlerinde Necdet Çalip'in aynı şekilde Selahattin Demirtaş gibi bu TRT televizyonlarında yapılan bu açık oturumlarda son 3 gün böyle bir gelenek vardı TRT döneminde. Bir dönemde özel televizyonlarda da yapıldı aynı şey. Son 3 gün seçimde televizyon kanallarında siyasiler bir araya gelir ve açık oturumda karşı karşıya gelirlerdi. Hı. Ve biz de neredeyse bir işte derbi izler gibi seçmenler olarak bunlar kesinlikle kaçırılmayacak programlar denir ve izlenirdi. Orada 83 seçimlerinde Calbin, rahmetli Necdet Calbin, Özal'ın işte Boğaziçi Köprüsü'nü satacağım. Bu özelleştirmelerde en önemli
hikayelerden bir tanesiydi. Onu topluma anlatmak için işte köprüyü satacağım. Ama bunu nasıl olacağını hiç kimse bilmiyor. İlk anda toplumun değeri olan bir diyelim simgenin satılıyor olmasını düşündüğünüz zaman çok hoş gelmiyor size. Ha, satılacak sanki alınıp bir başka yere gidilecekmiş gibi. Yani o özelleştirme nasıl oluyor? Henüz Türkiye bilmiyor. Ve Necdet Çelebi'nin bir çıkışı vardı Özal'a. Köprüyü sattırmam. Aynı işte başkan yaptırmam der gibi köprüyü sattırmam diye bir çıkışı vardı. Onlar da aynı. Hiç paraları olmadığı halde seçim kampanyalarını o dönemde geçen hafta konuştuk reklam ajanslarıyla bağlantı falan kesinlikle yapamıyorlar. Hep sadece el ilanları, o da teksir kağıtlarına, o güzel A4 beyaz kağıtlar falan da değil. Eskiden o 80'li yıllarda da bildiğimiz saman kağıtları vardı. O saman kağıtları elle basılmış teksir kağıtlarında bir basit sloganlar ve onları işte caddelerde dağıtan partililer olarak hatırlıyoruz. Ama bir anda o TRT televizyonlarında Necdet Çelebi'nin o karşı çıkışıyla ikinci parti oldu. Evet. Hiç parası olmadığı halde. Demek ki bu çıkışlarda yerli yerinde nokta atışı yapar şekilde oluyorsa dediğiniz gibi doğru yere ulaşıyor ve oy olarak geri dönüyor. Tabii orada bahsettiniz eskiden liderler bir arada otururlardı, tartışırlardı, biz de izlerdik diye. Belki de şu zamanlarda en çok görmek istediğimiz tablolardan biri bu. Ama maalesef şu an çok uzak bulunduğumuz yapıdan. Sizce özellikle belki de iktidar partisi böyle bir ortamda bir araya geldiğinde oy kaybına mı uğrayacağını düşünüyor partiler ve liderler? Yani sonuçta demokratik bir platformda bir tartışma ortamı. Birbirlerine miting alanlarından söyledikleri sözleri yüz yüze söyleme şansları olacak. Selahattin Demirtaş belki seni başkan yaptırmayacağız cümlesini orada söylüyor olacak muhatabına, muhatabının belki de temsil ettiği partiye. Buna neden sizce pek yanaşılmıyor şu anda, şu dönemde? Sanırım iktidar partisi dışında herkes yapılmasını çok istiyor ama AKP bunu istemediği süre içinde de yapılamıyor. Bir de TRT olduğu süre içinde, TRT buna açık olduğu süre içinde ki şu anda da TRT de iktidar partisinin elinde olduğu için her şey neredeyse onun kuralları üzerinden işliyor maalesef. Halbuki yapılması lazım. Geçen hafta konuştuk 60'taki o televizyon Nixon ve Kennedy klasiğini. Türk siyasi yaşamında da ve bu anlamda pek çok klasiği var. Mesut Yılmaz'la Çiller arasındaki diyalog bu anlamda zihnen insanların hatırladıklarından bir tanesidir. Mesut Yılmaz da son derece ağır konuşan bir parti lideriydi. Onun karşısında Çiller çok aktif gibi duruyordu. İşte baktığınız zaman miting meydanlarında işte ikisi tezatmış gibi geliyor size. Ama şu an hatırlamıyorum hangi televizyon kanalına çıktıklarını. Televizyon kanalında karşılaştıkları zaman şu anlaşıldı, Çiller'in sürekli televizyonda da sizlerin yönetmeninizle konuşmanız gibi, onun da bir yönetmen söyleyeceklerinin sürekli bir yönetmen tarafından kendisine aktarıldığı, kulaklık taktığı, kulaklarında bir tabii ki kadın olarak çok rahat bir şekilde saçlarla örttüğü için hiç kimse anlamıyordu böyle bir şey olduğunu. O zamana kadar da bilinmiyor bunun kullanılabileceği. Herkes doğal, doğaçlama ve ne kadar hitabet sanatı güçlüyse onunla orada zannediliyordu. Burada hem işte kürsü hakimiyeti hem dosya hakimiyeti istenen bir şey. Televizyonun karşısına çıktığınız zaman, kameraların karşısına çıktığınız zaman. Çok rahat bunu Çiller tarafından zaten yapıldığı algısı vardı toplumda. Ama ta ki Çiller'in sürekli gözünün dalıyor olması.
Orada çünkü kameraların gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Böyle bir şey olamaz diyorsunuz. Yani bu kadar zeki, eğitimli biri bir anda sanki böyle donuyor. Bu şey, beden dili üstünden bizim telefon konuşmalarımızın aynısıdır. Yani şu anda telefonlarımızın küçüklüğü nedeniyle de bir telefonla konuştuğumuzu çok rahat karşı taraf anlamayabilir. Ama bakışımızdan derhal anlaşılır bu. Çünkü bakar ve görmez duruma gelirsiniz. Evet. Tamamen duyduğunuz üstünden zihniniz çalışmaya başlamıştır. Aynı görüntü başladı Çiller'de. Çiller donuyordu. Zannediyorsunuz ki bir görüntüde bir sorun var ama bu çok sık olmaya başladı. Çiller donuyor, Çiller donuyor ve daha sonra anlaşıldı ki Çiller sürekli bir siyasi danışmandan alıyor, konuşacaklarını alıyor. Tabii bazen duymadığında da hoş olmuyor, cümle bitimleri vesaire hoş olmuyor. Bu Türk siyasi yaşamında önemli bir hikaye olarak kaldı, bir televizyon hikayesi olarak kaldı. Bir anda onun karşısında daha pasif olduğunu düşündüğünüz Mesut Yılmaz ön plana geçti. Kulaklıkla donan Çiller'in karşısında doğal olarak canı ne istiyorsa, işte hitabet gücü ne kadarsa onunla konuşan bir Mesut Yılmaz bir anda ön plana geçti. Evet. Biraz daha liderlerin kendilerine ve donanımlarına güvenleriyle de alakalı anladığımız kadarıyla gazetecilerin karşısına hazırlıksız çıkıyor olmaları, özellikle altını çizelim, hazırlıksız çıkıyor olmaları ya da bir araya gelip tartışıyor olmaları da biraz da o özgüvenle de alakalı sanıyorum ki. Evet, bugün için programımızın sonuna geldik ama haftaya Cuma günü yine Sayın Hocamız Profesör Doktor Nurdoğan Rigel'in analizleriyle devam edeceğiz. Bugün biraz Halkların Demokratik Partisi üzerinden konuştuk. Daha tabii Milliyetçi Hareket Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var, AK Parti var, Adalet ve Kalkınma Partisi. Belki yine seçim çalışmalarını ufak tefek bütçelerle yürüten birkaç partininkini de konuşabiliriz buradan, seçim çalışmalarını. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bizi kırmayıp tekrar stüdyomuzda olduğunuz için çok teşekkürler. Gündem Özel'in bugün sonuna geldik. Haftaya Cuma yine Sayın Hocamız Profesör Doktor Nurdoğan Rigel'le siyasal iletişim analizlerine devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere. Mutlu günler. Geçmiş olsun.